Sevgili YouTube, hoş geldin. Sert Nostalji serisinde eskinin vay be dedirten oyunlarına bakıyoruz. Şu an Facebook'ta canlı yayındayız. Şu anda görmüş olduğunuz şey Facebook chat. Canlı yayınlara gelmek isterseniz bb.gg/csnhaber adresine sizleri beklerim. Çok zamandır bir istek geliyordu. Super Fancy Pants Adventure. Super Fancy Pants Adventure. Ben böyle bir oynadığımı hatırlıyorum. Hatırlamıyorum, hayal meyal. Aklımda kalmış bir yerlerden. Tam da oynadım mı emin de değilim. Ama bu turuncu pantolonlu lavuğu tanıyorum yani bir yerden. O aklımda kalmış. O yüzden Steam'e çıkmış, onu fark ettim. Flash oynamak yerine Steam'den oynayacağız bugün. Bir de şu yukarıda bir boncuk çıkacak. Biz bu kanalda bayağı sağlam sert nostaljik oyunlara baktık. Onlara da coşabilirsin. Açıklamada da playlist var. Bitince de çıkacak işte. Yukarıda köşede de çıkacak. Başka hangi oyunlara bakalım? Bir de onu söylersin. Sert nostalji serisi. Hadi bakalım o zaman. Fancy Pants Adventure. Yapıştıralım. Aa, yapıştırdım. Aa, yapıştırdım. Acaba? Ha, böyle. Okay. Böyle bir introsu falan var mıydı ya? Controller'la falan çalışıyor mu acaba? Aa, evet. ...2018. Peki. Güncellenmiş edition galiba. Cenk Arslan destekçimiz olmuş bu arada. Üçüncü ayda hoş geldin. Ne hızlıymış ha. Ağabey, ağabey. Bak, yağmur durdu. Her şey çok değişti. Bakayım. Böyle şeyler var mıydı ya? CS'ye bu neymiş için oyun nereden önerebiliriz? Can Yalçın, buradan yazabilirsin ya da YouTube'da bu videoların yorumuna yazabilirsin. Ha, bizim kardeş gidiyor. Şunları alsaydım çok iyiydi be. Ulan daha ilk demini kaçırdım ya, canım sıkıldı şimdi. Hiç hatırlamıyormuşum ya. Benim aklımda nasıl bir şey var biliyor musunuz? Böyle bembeyaz bir dünyada antin kuntin bir platformer oyunu gibi dandik bir şey kalmış benim aklımda. Ciddi ciddi dandik ama yani. Bu bayağı oyun gibi oyun. Ya da bunun Steam versiyonu mu böyle acaba? Böyle şeyler var mı? Aklımda kaldı ya. Şunları gideyim alayım. Ha. Şunları da alayım. N Plus diye bir tane oyun var asıl. Bu tarz platformların ağababasıdır o. Bir ara ona da bakarız. Öyle miydi hep? Chat'in bir kısmı hep böyleydi diyor. Bir kısmı hayır değildi diyor. Valla bak, benim oynadığım versiyonu hayal meyal hatırlıyorum gerçekten.
bembeyaz bir odada basit basit platform hareketleri yapan bu aynı bu çocuk vardı yine. Ama basit basit platform hareketleri yapıyordu yani, böyle advanced şeyler de yoktu. Baya şimdi böyle yer çekimi falan var, böyle bir atalet var hareketlerinde. Müzik var. Şey ne güzel kafa yalnız ha. Herif bütün karakteri pantolondan kurmuş. Bir çöp adam çizeyim ha. Pantolonu turuncu olsun. Ha. Yapıştır. Yok Wolverine falan var, onu hatırlıyorum da. Zaten asıl espri yani platformun iyi olmasıydı ama mesela bu kadar şey değildi. Daha ataletli hareket ediyor. Tam ne demek istediğimi anladınız mı? Yani hemen durmuyor, biraz böyle kısa vuruluyor, animasyon eklenmiş, bir ağırlığı var karakterin hareketlerinde. Benim hatırladığımda animasyonlar iyiydi ama böyle hızlanmalar ters dönünce çat diye ters dönerdi falan. Bu kadar kontrol hissetmiyordun kendini. Bu arada merak edenler olursa benim şu anda oynadığım Steam versiyonu 18 TL. Hani böyle aranızda ya vakti zamanda biz bunu çok oynadık. Şimdi Steam'e de çıkmış, daha güzel olmuş. Aa neler eklemişler. Böyle bir vefadır filan deyip de gaza gelip almak isteyen olursa diye söylüyorum. Yurt dışında 9 dolar. Amerikanya'da. Bizim ülkeye 18 TL'den sokmuşlar. Steam'de hala bazı oyunları 2 dolar 2 TL zannediyor Steam hala. Buna da üzülüyorum. Ha onun dışında ama Epic biliyorsunuz GTA'yı bedava verdi. Yani GTA'ya 0 lira mı, bu oyuna 18 lira mı dersen GTA'ya 0 lira vermeyi tavsiye ederim herkese, o ayrı. Ama bu iş ha. Hocam bu iş yani. Sopayla vurulabiliyor muyum? Yok. Kafacılık. Abi ben sporu başkalarına bırakmaya karar verdim. Kardeşimi kurtarmaya gidiyorum. Biraz Sonic Gaming ya, hızlı hızlı oynayalım. Combat Gaming'den istemiyorum yani. Nihat Bektaş 5. ayına, Kemal Kuzu 6. ayına girmiş. Hoş geldiniz hepiniz. Diyor ki nereye gideceğimi anlamadım. Bak işte bir yere düşünce ölüyorum, bir yere düşünce bölüm devam ediyor mesela. Onları ayıracak bir şey, bir detay yapaymış keşke. Eğilme mi var? Ha, şöyle oluyor mu mesela? Yo. Buraya nasıl giriyorum lan? Kayma varmış, okey. Daha erken eğilirsek yapabiliyormuşuz. Chat'te gördüm şimdi. Kim yazmış? Batuhan Soydeğer yazmış. Eyvallah. Burun kılı gibi mekanlarda geziyoruz. Sonumuz hayır olsun. Hiç ekstradan gezinip bir şeyleri de toplamıyorum. Ne işe yaradıklarını da anlamadım. Level mi atlıyoruz bunlarla? Ne oluyor yani? Niye topluyorum? Onu bilsem uğraşayım ama. Düşünce ölünüyor mu acaba mesela? Evet. Bu ölünen bir delikmiş.
Aa. Lan. Oğlum gerçekliği yırttın hep ya. Aha. What? Oha. Nasıl yani? Böyle şeyler mi vardı bu oyunda? Oğlum. Müthiş hareketler bunlar. Mert Pozal ikinci ayında hoş geldin. Ben yine öldüm o ayrı da. Ulan pardon ya. Niyeyse vurmaya basıyorum. Bunlar harika. Böyle şeyler mi vardı bu oyunda? Mert Pozal ikinci ay. Metehan Bilgin ilk ayında hoş geldiniz. Oğlum çok cool lan bu. Kendi rotanı kendin çiziyorsun bir de yani. Şuna bak. Ooo. Çıldırırsın lan bununla. Kopuyoruz dersin yani. Neler oluyor abi? Ben asla böyle beklentiyle girmemiştim bu oyuna ya. Yine bizim hobo mobo gibi bir şey çıkacak diye girmiştim. Oturup sıçtığımız oyun var ya. Hay. Bir de oynayabilsem. Hay. Oh, kafa. Bir kere daha ayarım bozuldu ya şimdi. Kakalar. Ülke topu Alperen hoş geldin. Çete bakmaktan öldük yine. Metehan Bilgin ve Ülke Topu Alperen. Facebook'ta yeni destekçimizsiniz. Evren Yolcuları grubuna girmeyi unutmayın. Bak sizinle konuşacağım diye öldüm. Kıymetinizi bilin. Buradan da değilmiş yok. Peki. Sürekli vurmaya basıyorum kalemle. Tamam. Biraz çete bakmayacağım haberiniz olsun. Bu nedir çünkü? Oğlum aşırı tatlı olmuş bu. Abi. Neyse. Yürün gidin lan. Bak şimdi oradan hızlanacağım. Buraya geri döneceğim. Ah okey. Bunu mu? Okey. Yes be. Yapacağım deyip yapmak. No fuck. Ha okey. Yol o tarafaymış. Aa ne oldu lan? Kafamızda döndü. Geri gelmişim ben. Hay Allah. Abicim bura bizim geldiğimiz yolmuş ya. Beni rezil ettiniz seyircime be. Ah be. Şuna bir kaptırsan ne güzel akarsın da. Yes. Yes, yes, Kaley. Bayan ne yapıyorsun? Ha bu senin evin mi? Galiba tek silinmeyen o. Bu benim kedim. Kardeşim de burada. Kardeşmiş peki. O zaman hadi kampa gelin. Falan bir şeyler. Kralın banyosu devrildi filan dedi. Orada sızmışım. Kardeşim millet rahat rahat geziyor. Bu kelebekler, böcekler bir tek bizim zihnimizde mi var? Oy
oyunda bir atalet var demiştim ya size. O atalet yer yer dengeye dönüşüyor. Bazen karakterin ayağı takılıyor. Devrilerek ilerliyorsun platformun üstünde. Hayda bak düşünce falan şurada sarsılmaları falan. Çok iyi ya. Çok iyi. Coştum. Coştum. Asla böyle bir oyun beklemiyordum ben bugün buna girerken. Ölünüyormuş burada. Valla bazı düşüşleri gerçekten şeyin devamı zannediyorum. Bölümün devamı zannediyorum. Nasıl? Bunda bahanem yok. Bunun olmadığı belliydi. Ya şu keşke çizebildiğiniz platformlardan çıksa yine ya. Onlar ne güzeldi. Oh. Sümüklerden de rahat rahat tıklanıyor. Rahatladım. Ölünce bir rahatlık geldi. Abicim oradaki ikinci mıkı örümcekleri yüzünden. Ah, bölme beni. Tamam. Ver ikinciyi. Ha. De öyle güzel yapmışlar ki insanın daha da koşası geliyor ya. Özgür Gaming. Şu keşke vurduğumuzda hızlansak ya. Yani şeye katsa. Hızlı hareketin içerisine katabilse kombatı. Şey olabilirmiş mesela. Hani heriflere vurduğumuzda bir şekilde küçük boostlar alsak. Herifleri sektirerek daha da hızlı oynayabilirdik oyunu. Ben böyle traversal mekaniği iyi olan oyunlara çok coşuyorum. Hareket etme mekaniği yani. Traversal mekanik dediğimiz o. İşte en basit örnek Spider-Man, Just Cause filandır bu olaylarda. Pantolon sayım benim 2 idi 4 olmuş ha. O ne be oraya koymuşsunuz pis pis ya. Yapıştır. Hızlan. Airtime. Thank you.
bok ama yani. Oraya ben nasıl atlayayım ya? Double jump çok arıyorum şu anda şu anda. Okay. Bir şeyler. Boss fight? No boss fight. Etraf titreyince bir boss fight mi geliyor dedim ama. Aha. Something happens. Boş diyor. Biz ne yapıyoruz kral oyunu başından beri sanki. Ule. Avrupa yakası. Bir de benden çok istediğiniz Ori and the Blind Forest var. Bir arada ona bakacağım ama onu da herkes oynadı gibi geliyor be kardeşim. Yani ya Steam'den aldınız ya Game Pass'ten aldınız oynadınız. Öyle bir hissiyatım da var yani. Sevgili arkadaşlar, yani beklediğimin çok çok ötesinde bir oyun çıktı. Super Fancy Pants Adventure. 18 TL Steam'de. Nostalji diye girdik. Coşarak çıktık. Hatta Kemal İçecek wish listine eklemiş. Allah bilir Kemal İçecek şu an chatimizde. Peki, valla benim diyeceğim bu. Ben çok şaşırdım. Bu oyunlara zaten dediğim gibi kısa kısa bakışlar atmak bu şeydeki niyet. Sert nostalji diye girdik. Bu neymiş diye çıkıyorum şu anda burada. Vallahi şaşkınım. Heyecanlıyım. Gençliğimiz var. Hepinize tavsiye ederek Sert Nostalji'de Fancy Pants Adventure'a bugünlük bu kadar diyorum. Hepimiz gördük, anladık, tadına vardık bence. Çünkü daha ben buna kaptırırsam hiçbir şey konuşamadan oynarım. Biliyorum ben. Böyle hareket bazlı oyunları, hareket odaklı oyunları çok kaptırarak oynuyorum. Speedrunners oynayışımı izleyenler bilir. Yayında mayında YouTube'da olduğumu unutuyorum yani. Öpüyorum gözlerden. Çok tavsiye ettim. YouTube Sert Nostalji serisine coşuyorsan, aha burada playlist çıktı. Aha aşağıda yorum yazabileceğin yerler var. Başka hangi oyunlara bakalım bu seride? Onun dışında kanala abonelik basmayı unutmayın. Kanaldaki izleyicilerin %42'si sadece abone oluyor diyordum. %56'ya çıkmıştı. %56'ya çıkınca söylemeyeyim dedim. %40'a düştü tekrar. Söylemem gerekiyor. Kanala, YouTube kanalına abone tuşuna basmayı unutmayın. Öptüm gözlerden. Haydi bay bay. Facebook sen bir yere kaybolma.